Teknoloji Kafası kanalından herkese merhabalar. Kanalımda birbirinden değerli videolar hazırlıyorum. Kanalıma desteğinizi görmem adına kanalıma abone olmayı ve çana basmayı unutmayınız. Hadi şimdi videoma geçelim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çok büyük dosya boyutlarına sahip dosyaları nasıl sıkıştırarak boyutlarını düşürebiliriz. Sizlere onu göstereceğim. Bu siteyi açıklamalarda vereceğim. Bu siteye giriş yaparak arkadaşlar daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Öncelikle sıkıştırma işlemleri için 7-Zip ve WinRAR gibi büyük programlar lazım arkadaşlar. İkisinden birini indirirseniz güzel olur. Şu geri dönüşüm kutusunu sileyim önce. Şunu da kapatalım. Şimdi arkadaşlar, İlk önce WinRAR programını açıklamalardan indirin. Daha sonra kurulumunu yapın arkadaşlar. Sonrasında bir dosya vesaire hangisini şey yapacaksanız arkadaşlar, sıkıştıracaksanız seçin. Misal şu resim dosyası veya WhatsApp'ın IPA dosyası var arkadaşlar. Arşiv ve ekleyi seçiyoruz WinRAR dosyasından, WinRAR programından. Buradan arkadaşlar sözlük boyutu bölümünü en fazlayı yapın. Evet, en fazlayı yapın. RAR'ı seçin. Sıkıştırma yöntemini de en iyi seçin arkadaşlar. Burayı otomatik algılı olsun. Arşivledikten sonra dosyaları silebilirsiniz. Sonrasında arşive şifre katabilirsiniz. Tamam deyin. Burayı bekliyoruz. Zaten gayet hızlı bir şekilde ilerliyor bu. Gördüğünüz üzere 102.635 kilobaytlık bir sıkıştırılmış dosya oluştu. Bunu unutmayın. Siliyorum ben şimdi. 102.635 unutmayın. Şimdi tekrardan sıkıştıralım. Sadece arkadaşlar şurayı 1024'te ile 1 megabaytı seçiyorum. Daha en ikinin aynısını seçiyorum arkadaşlar. Bir dakika. Otomatik algıla diyorum. Burayı yine en iyi diyorum. Hiçbir ayarı bozmadan tekrardan tamam diyorum. 102.635'ti arkadaşlar. Şimdi buna bakalım bu kaç olmuş. Sıkıştırma işlemi bitti. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, şunu öğrendik ki, şöyle göstereyim sizlere. Bunu da sildim. Arşivi ekledikten sonra sözlük boyutunu arkadaşlar en yükseği seçerseniz dosyayı sıkıştırdıktan sonra daha az boyutlara sahip bir dosya göreceksiniz. Evet arkadaşlar, işlemlerimiz bu kadardı. Sıkıştırma işlemlerini yaparak bir dosya paylaşacağınız sırada bunları yaparsanız arkadaşlar internetten daha kısa sürede paylaşabilirsiniz. Böylece rahatlıkla hem internet kotanızdan yemez hem de programlarınızı daha kolay bir şekilde paylaşabilirsiniz diyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.